AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Beyaz TV'de katıldığı bir programda kullandığı İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ'nün kurduğu bir partidir sözlerine karşılık İYİ Parti Fethiye İlçe Teşkilatı da suç duyurusunda bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yapmış olduğu açıklamalar üzerine İYİ Parti'ye iftira atılması yönünde vurgu yapan İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban açıklama yaptı. Gün geçmiyor ki hem yerelde hem genelde kararlı adımlarla iktidara yürüyen İYİ Parti'ye iftira atılmasın. Gün geçmiyor ki AKP'nin tahtını sallayan, saltanatını sarsan, ülkemizdeki siyasi dengeleri alt üst eden cesurlar hareketine saldırılar olmasın. Yine gün geçmiyor ki iktidar partisi her geçen gün gerileten 20 yıllık hükümdarlığına son vermek için alanlarda, sahalarda fırtına gibi esen ve kısa sürede milletimizin umudu olan partimizin önünü kesebilmek için olmadık kumpaslar kurulmasın, akla hayale gelmedik komplolar yapılmasın. İşte İYİ Parti Fethiye İlçe Teşkilatı olarak bugün burada abuk sabuk iftiradan medet unan AKP'li bir meczup vekile haddini hukuk yoluyla bildirmek, dersini Yüce Türk Mahkemeleri önünde vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu densizin, bu hadsizin adı AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan. Bu meczup vekil İYİ Parti'yi hain FETÖ kurdurdu iftirasını attı ve partimize hakaret edip ayrımcılık yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk etti. Ben şimdi buradan bu aşağılık iftiranın sahibi, vekil demeye bin şayet isteyen şahse soruyorum. İspatlamazsan müfterisin. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İşte adaletin kapısındayız, işte hukukun kapısındayız. Ve az sonra ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Fethiye'de senin hakkında suç duyurularında bulunacağız. Hadi ispatla bakalım. İspatlamazsan eğer senin iflah olmaz bir müfteri olduğunu cümle aleme ilan edeceğimizi bilmiş ol. Şimdiden de kendini hukukun keseceği cezalara hazırla. Çünkü araştırdık, soruşturduk, bir de baktık ki meğer sen bu iftirayı atarken aynaya bakmışsın. Ve meğer sen FETÖ'ye yardım ve yataklıkla geçirdiğin siyasi ömrünün cemaatçi defolarından kurtulmak için çırpınıyor, aklanabilmek için de suç bastırıyormuşsun. Biliyor musun senin bu ucuz numaranı ne biz yeriz ne de feraset sahibi milletimiz yutar. Zira herkes bilir ki psikolojideki savunma mekanizmalarından biri yansıtmadır. Buna kurallar göre kişi kendinde olan bir olumsuzluğu ya da işlediği herhangi bir suçu karşındakine atfederek sözde aklanma yolunu seçermiş. Tıpkı yıllar yılı biat ettiğin eli kanlı cemaatin neredeyse kitabını yazan senin yaptığın gibi. Kıymetli dostlar, işte her türlü engellemelere, kurulan siyasi pusulara, çıkartılan çirkin iftiralara rağmen milletimizin teveccühüyle var olmuş İYİ Parti'ye dil uzatma cüretini gösteren bu müfteri Cahit Özkan kimmiş biliyor musunuz? FETÖ'cünün tillahı kendisi. Hem vallahi hem millahi FETÖ'cünün tillahı asıl kendisiymiş. Üstelik bunu biz demiyoruz. Bu iftirasından sonra ortaya saçılan ve şu anda da sosyal medyada trend topik olan ibretlik video kasetleri diyor. İşte bunlardan birinde de şu anda Cumhur İttifakı'nın ortağı olan partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'ye şöyle çemkiriyor. Cemaat bir terör örgütü değildir. Bu iddia Devlet Bahçeli'nin hezeyanıdır. İnsan beşer şaşar derler. Doğrudur da ama bu kadar da şaşılmaz be hey Cahit, şaşkın Cahit Özkan. Şunu kafana iyi sok. İYİ Parti gümbür gümbür geliyor ve görüyoruz ki hepinizde korku dağları sardı. Korkmayın, İYİ Parti bu ülkeye sadece ve sadece iyilik getirecek. Senin gibi kötülük peşinde koşanlar da işte bugün olduğu gibi hukuk önünde adalete tek tek hesap verecek, yaptıklarının bedelini mutlaka ödeyecek.